Tamam, 6 yıl önceki bir tweet'ti o. Olabilir, ben de 6 yıl önce bilmiyorum kim bilir neler yazdım çizdim. Yani değiştirebiliriz, hani fikirlerimiz değişebilir zamanla. Çünkü hani öğreniyoruz, yeni insanlar tanıyoruz, yeni yerler görüyoruz, dönüşüyoruz, değişiyoruz. Mesela bugün Sakine Cansız kimdir diye sorsak, bilmiyorum acaba hani ne der Canan Hanım, kimi görür, nasıl bu şahsı bugün tanımlar? Tam şahıslara odaklanmayalım belki ama ya bugün de madem böyle bir algı var CHP üzerinde, bu algıyı yıkmak CHP'nin elinde. Ya çıkar dersiniz ki kardeşim, hani Sakine Cansız PKK kurucusu bir teröristti. Budur, hani bunun öte bu bir nefret söylemi de oluşturmaz. Peki, soru Bu bir anlaşıldı vakadır. sanırım. Hemen cevap vereyim. Ben buna Şahin Metin Altok'un iki dörtlüğüyle, izninizle bir dörtlüğüyle. Şimdi sağır kulağa sözüm yok, köre ne göstereyim demiş şairimiz, matematikte katledilen şairimiz. Şunu söyleyeyim, oluşturulan Cumhuriyet Halk Partisi ya da Canan Kaftancıoğlu bir algı oluşturmadı. Hayatın gerçeklerine rağmen aslında algıları oluşturanların oturup bir yüzleşme yapması lazımdır. İnsanlar değişebilir dediniz. Mesele tam da bu. Ne yazık ki siyasi konjonktüre göre değişen insanlardır aslında bu toplumun bu şekilde bu hale gelmesine sebep olan. Şunu söyleyeyim, ben Canan Kaftancıoğlu olarak hiç değişmedim. Altını çizerek söylüyorum. Sanıyorum bundan sonra da değişmeyeceğim. Çünkü Canan Kaftancıoğlu'nun terör kavramı, terörist kavramı kimin terörist olduğu ya da olmadığı konjonktüre göre değil, geçmişten bugüne okuduğuyla, bildiğiyle, yaşadığıyla ve bilimle görülen, tarif edilene göre değişir. O yüzden bu konuda hiçbir değişiklik olmamıştır.